Merhabalar dostlar, Dying Light 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir metro tüneline gidiyoruz. Adamın biriyle buluşacağız ve bize Mia'nın yerini söyleyecek, yaşadığını söyledi. Waltz'u bulacağız. Waltz'un da yerini muhtemelen söyleyecektir. Göreceğiz bakalım. Hadi kaldığımız yerden devam. Tam gaz. Birazcık geze geze he. En azından oyunun ilk başlarında. Uf, nasıl köprü falan. Ha, bu arada nerede? Bu tarafa gideceğiz. Şehir burada, köprü var. Burası da bak bir karantinaya alınmış. Farklı bir lokasyon. Oyun haritası oldukça büyük görünüyor. Oh. Tamam. Bir kilise. Tanrı öldü. Pek de bir şey yok. Çiçekleri toplayalım. Şu kesici aleti kullanıyorduk zaten. Bu hazırda kalsın. Bunları alalım. Aa, bir dakika. Sağlığımız evet fullenmiş durumda. Yatıp dinlendiğimiz için. Şuraları atlamak düşme hasarını azaltıyormuş. Ancak leş gibi de kokuyordur. Oğlum suya mı atlayacağım lan? Evet, başka çare yok gibi görünüyor. Şimdi metroda bu adamla buluşacağız arkadaşlar. Bir önceki bölümde biliyorsunuz çocukluğumuzda yaşadığımız bir olay var. Mia isimli bir kız gibi küçük bir kardeşimiz olabilir. Yani öz kardeşimiz de olabilir. Veya o hastanede sahiplendiğimiz bir kız da olabilir. Küçük bir kız. Bizden yaşça küçük. Niye hastane dedik bilmiyorum. Bizim gibi birkaç çocuk daha vardı. Genç ve küçük yaşlı çocuk. Bizlerin üzerinde bir takım deneyler yapılıyormuş. Bize de deney uyguladılar. O an tabii ki baygınlık geçirdik ve uyandığımız zaman yangın çıktı. Ve Mia'yı kaybettik. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Aradan yıllar geçti. Büyüdük ve biz uzun zamandır Walt denilen adamı arıyoruz. Sırf bunun için gezgin bile olmuşuz. Şimdi Walt'un izini bulmamız için bizim çok sevdiğimiz bir dostumuz var. Spike isimli. Diyor ki senin bu aradığın adamı bir adam var. O biliyor olabilir. Kendisiyle Tersis Kulesi'nde görüştük, bir kanal, bir yayına girdik beraber. Şu anda kendisiyle iletişimdeyiz. Bu buluşmamız lazım diyor. Onunla buluşacağız. Bize Walt'un nerede olduğunu söyleyecek. Ve aynı zamanda Mia'yı da tanıdığını söyledi sanki. Mia'nın ölmediğini söyledi, yaşadığını söyledi. Walt'u bir intikam için bulmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Mia'yı zaten bulursak ne ala, çok güzel olacak. İşin ilginç kısmı, bu hikaye anlatılırken biz bir kızdık. Şu anda erkek bir karakteriz ya da seslendirme öyle, bilmiyorum. Gerçekten küçük bir çocuk seslendirmesi de olabilir. Durum bundan ibaret. Şu anda bakalım kendisiyle metro istasyonuna, metronun olduğu yere buluşmaya gidiyoruz. Tabii ki bu durumda karşılıksız kalmayacaktır. Biz de kendisine epey bir yardımda bulunacağız. Oo. Ben onun altına girerim. Bu arada su çok kötü ya. Ya. Böyle bir dalgalanma olsa, bir şey olsa falan. Niye öyle yapmışlar acaba? Neyse. Kendisine de tabii ki bayağı bir yardımda bulunmamız gerekecek. Bakalım bizden kaç tane görev yapmamızı isteyecek kendisi. Arkadaşlar bu oyun... Şu an Arctic de açık ve Arctic olduğu için bazı yerler fazla gölgeye düşüyor. Kapkaranlık bu lan suyun altı. Aynı zamanda otların araları da öyle. Yani obje araları çok fazla gölgeye düşüyor. Bu normal mi bilemedim. Shift tuşu hiçbir şekilde hızlı gitmiyor. Ondan da tam emin değilim ama. Sağ tarafta bir
Lokanta var. Eski terk edilmiş bir lokanta. Hello? It's Aiden. Can you hear me now? Sessiz. I mean, you must be close. I swam across the lake. Oha, bir dakika, buraları kalabalıkmış. There's an entrance. The only one the GRE left when they sealed up the city. I'm coming from the other side. Hurry up. What's wrong? Hurry. Acele etmemiz gerektiğini söylüyor. Buraya giremiyoruz. Arkadaşlar, bunlarla tabii ki de savaşmama gerek yok. Koşalım. Bizim en büyük yeteneğimiz hızlı koşmak. Bunu kullanalım yani. Şöyle Walking Dead evreninde geçen güzel bir Walking Dead oyunu çıksa ya. Dizisine hayranım bu arada. Aynı mesela şu kalitede. Açık dünyası şu kadar. Çok abartmaya bile gerek yok. Ben çok açık dünya sevdalısı biri değilim zaten. Bir Mafya 2 açık dünyası benim için gayet yeterli. Ana hikayede götür beni. Tek çizgisel yeterli. Tamam, o kadar olmasın bugünlerde ama. Şu oyun galiba tam kıvamında gibi görünüyor. Hatta mesela Days Gone gibi bile olabilir yani. Oğlum bir şeyler, demir sesi falan filan geliyor. Bunun içine bakabilir miyim? Oh, gerçekten oynuyor mu bu? Düşer miyiz? Aaa siktir. Gerçekten fizik motoru çalışıyor mu? Çok hoşuma gitti. Böyle büyük bir objede sabit olmaması güzel bir şey yani. Neyse, zaten içinde herhangi bir şey yok. Buradan gidemiyorum. Şöyle gireceğim galiba. Şunlar umarım YouTube'da çok kötü görünmez. Baksana abi, simsiyah. Sanki benim bana battı sanki ya. Şuraya mı tırmanmamız lazım acaba? Hop. Takatin kalmadı diyor, yenilenmesini bekle. Takat bizim stamina gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Ona dikkat etmek lazım. Gözükmüyor göstergeleri kapattığım için. Fakat karanlık alana giriyoruz. Burada sanırım bir takım varlıklarla karşılaşabiliriz. I'm entering the tunnels. Hey, can you hear me? I'll meet you soon. Here I come. Nereden geliyorsun oğlum ya? Çekmiyor mu? Oh shit. This doesn't look good. Bu ne oğlum? Abi çok ses yapmasak mı acaba? İşte. Al işte. Gözlere bak. Vay. Bu ışıktan istiyorum. Selam.
Are you all right? Fuck your baby. Hamdolsun. Isırdı mı? Fuckers in the sewers. Must get to the light quickly. Ecelmiş kendisi. Later. We have to move. Resist it. It'll pass. Just stay strong. Isırılınca böyle değişik bir şeyler oluyor galiba. We've been looking for you. And what about this one? Seems dead to me. Didn't have it on him. Let's go. Bunlar kim lan? Adam nerede oğlum? Bizi buraya bırakıp gitti mi? I don't have the key. I swear. Ha. Adamı sorguya çekiyorlar galiba. Wow, fena güzel görünüyor. Both be able to get up to open up. Where is it? Dur lan bekle geleceğim dur. Abi bir dakika. Buranın arkasında biri vardı ve biz onu kurtarmadık mı? Bir açamadım ki. Fener'in de gücü görünmüyor şu anda. Of, bir şeyler oluyor bana ya, ısırıldık diye. Çok gürültülü girdik yalnız. Ya anahtarı oğlum. Oha bunun buraları ne olmuş böyle? Let him go. You couldn't make us let him go, punk. You might see you do that. Bring it. Tamam. Şey yaparız, bloklama. Kusursuz blok. Son anda yaparsak. Kusursuz blok düşmanları tökezletmek için kısa süreliğine savunmasız bırakır. Abi güzel. Hadi. Gel. Ne oldu, masken gitti. Of, çok pis kan atıyor. Ayağını keserim lan senin. Ya bunları fırlatma var mı acaba? Gonna jack you up.
Zeyn şimdi. Hadi oğlum. As. Yemedi. Efsane bu. Tamam, bir de dövüş becerisi açıyoruz. Ne işe yarıyormuş bu? Tökezleyen düşmanların üstüne zıpla ve tekme at. Tamam. Değiştir. Onu atmayacaktın işte. Şey nasıl oluyor abi? Mesela şimdi bir dakika. Çiftli gürbüz 16 hasar, 14, 15. Şu var ya, şunu atalım ya. Ha? Tamam, bunlara daha sonra bakacağız ya. Ondan bunu mu kullanıyordu lan? Herhalde buydu, evet. İyi misin oğlum? There's no time. In my pocket. I left you something. What is this? A GRE access key. The peacekeepers, they found it. We cannot lose it. Bunun için mi bu kadar dayak yedin? Neymiş o? Öz kardeşimiz bu arada. You will go to Fish Eye. There, ask for a girl named Lawan. Give that to her. With it and her help, you'll learn. You will learn everything. Understand? Protect it. If Waltz gets his hands on it, the whole city, everyone will die. Walt, is Walt here? He is. They're coming. O adam bize niye yardım ediyor ya? Run. We'll go together. Take this. Bu kadar yardım ediyorsun bir de yani. Allah razı olsun. Müthiş bir şey bulduk, aldık. Kaçmıyorum lan, savaşacağım. Düşmanlarla karşı karşıya geldiğinde hareketlerini arttırmak için atlama becerilerini kullanabilirsin. Bir engel ya da tökezleri düşmanlara doğru koşarken space tuşuna basılı tutarak engin ya da düşmanın üzerinden ayrılabilirsin. Daha atlarken başka bir düşmana atlamanı tekmeli. Parkur dövüşünün temelidir. Tamam. Bak şimdi. Nereye gitti o bana verdiği silah? Bu ne abi ya? Dur şimdi, dur. Bir dakika. Ben bunları dizeyim de. Şunu bırak. Ya da aslında bırakmalar pek olmasın ya. Şey yapabiliriz. Satarız falan yani. Birazdan bakacağım. Şu adamların bir icabına bakacağım. Olmadı. Çok iyiydi, tamam. Ya
Gelin abi. Olmadı. Bir daha, bir daha, bir daha. Şerefsiz. Serileşeceğiz ya. Hızlanacağız. Olsa daha geldi. Gel. Aslında combo yapamıyoruz. Combo yapmak lazım. Bak şimdi iyi seyredeyim. Şöyle bir. Geldi. Kaç. Dur geliyorum oğlum dur. Bunlar önemli şeyler. Yani evet şunlar bizde olanlar. Tamam mı? 3 tane silahtan 3 de burada. Bekle oğlum dur. Al abi şunları. Anladım. Tamam. Bulunsun şimdi orada. Bunları muhtemelen satarız şehre falan gittiğimizde. Eğer böyle bir şey var mı bilmiyorum ama. Zahir, are you there? Do you have my key? It's Walt. We have to run. But I'm looking for him. He'll kill you if he finds you. Dylan! Fuck. Get to the vent. This way. You first. Tabii ben önden gideyim, senin ölüşünü seyredeyim, değil mi? What are you doing? Waltz can't get the GRE key, remember? Aa, kendini feda etti adam resmen bunun için. Kış aya gideceğiz. Şuo. Let him go. Waltz bu mu?
you betray me? This key is not yours. You can't... Where is it? In here. This is the end. I'm sorry. Getting misty? Not really. You're only dying. Before Zero Hour, my grandfather raised horses. Beautiful rare breeds. I love them dearly. One day, his most beloved horse fell off the slope and broke his leg. I thought Grandpa would help him, but he just pulled out his pistol and put it in my hand. He told me, "You're doing it for him." Then he pressed my finger on the trigger. I screamed. I wanted my grandfather to die. But years later, I realized what must be done must be done. You leave me no choice, my friend. Someone's here. In the bin! Get it! Adamı paramparça etti. Walt bize deney yapan adam. Kendisiyle daha sonra yüzleşeceğiz. Kendisiyle çok zor yüzleşeceğiz anlaşılan. Ve bir anahtar aldık. Bu anahtar onun eline geçmemeli. Bu arkadaştan edindiğimiz bilgi oydu. Bu anahtar muhtemelen bu deneyle alakalı bir şey olabilir. Zaten kendisi bu konulara da hakimdi. Farkındaysanız. Şimdi bir kadından bahsetti. Onu bulmamız gerekiyor. Yani adamın amacı bu anahtarı korumaktı ve bizi Waltz'la bir geçmişimiz olduğu için de o da bizimle iletişime geçmiş olduğu bir şekilde birbirimizi bulduk. Anahtar bize şimdi muhtemelen birinci önceliğimiz bu anahtarı Waltz'tan gizlemek olmuş olacak. Saklamak, korumak. Mia'yı nasıl bulacağız bilmiyorum. Bu adam biliyordu, şu anda öldü. Muhtemelen şu yönlendirdiği kadın da biliyor olabilir. Ne oluyor böyle ya? Çünkü bizi yaratık öldürdüğü için şey ısırmıştı. Isırdığı için mi böyle oluyoruz acaba? İlk başarımı kazandık arkadaşlar. Sanırım şehir içine giriyoruz şu anda. Affedersiniz. Biyo göstergemiz mi yokmuş? Böyle öldüğümüzü düşünsenize ya. He must be
killed. He's with me. You got that? Didn't I tell you not to go anywhere without me, eh? Didn't I fucking tell you? Who the fuck are you? They'll tell you about. Shh, shh, not now. Yana, get the inhibitor. What the fuck is it? Katari, will you? Bring him here. Ah, fuck. Oh, freak. Tabii bizim de travmamız var yani. Bize bir iğne batırırsanız sıkıntı çıkarırız yani. İlk iğne diye bir başarım kazandık. Galiba ısırıldığımızda dönüşüyoruz ve ilaç bulmamız gerekiyor. Bu adam bize ilaç yaptı ve artık dönüşmüyor olabiliriz şu anda. He's moving. Hack on. Kill him, hack on. Kill him before I do it for you. Oh, whoa, whoa, whoa. Relax. Breathe. Bu adam acaba ilk oyunda var mıydı? Hakan mı demek istiyor? Seems he hasn't turned. Seems? Hakan, I don't want that here. You've come back to us. Blink if you understand. Fuck my head. You were on the verge of turning, but UV light and inhibitors pulled you back. The bat helped too, of course. You're alive. Let's keep it that way. Guy almost kills us all and you're chatting him up? Girls, relax. They're frightened. You sen nereden gördün tanıdın da güveniyorsun bana bu kadar yani? Tanışıyor muyuz acaba? Can you walk? But I don't understand. Where are we going? To a safe place. I gotta get to the fisheye. The fisheye. Without the biomarker, you won't get near it. Bio gösterge ne oluyor acaba? Biomarker. Monitors the disease's progression in the dark. That's your ticket into the city. Without it, stepping out of the light is sort of a lottery. You don't know when you'll turn. You need a biomarker, and I know where to find one. Come on. Şu bileğindeki şeyler galiba bio göstergeler. He's turning again. Relax. Everything's under control. It'll be fine, hey. You're weak. Take a minute. Drink. Seriously? What next? Maybe we should draw him a bath. Sounds pretty cozy to me, ladies. Maybe next time. Get bent, Hakon. She adores me. Why are you helping me? Let's get to know each other and find out. You go first. Where'd you get all those? None of your business. You're careful. Good. You live longer. You a real pilgrim? Or'd you steal that badge? I was a pilgrim. An hour to dusk. I'm serious, Hakon. He's not staying the night. Akşam olunca alarmlar çalıyor. Çanlar çalıyor. Not even a pilgrim could get by without that. Come on, let's go. Şimdilik gördüğüm kadarıyla karakterler falan çok klasik değil miydi? Hatta böyle tam bir Far Cry 3, 4, 5 hatta 6 bile diyebiliriz böyle şey bir başlangıç şeyine. Tabii ki oyunun içi çok daha doludur bundan eminim ama böyle hani görsellik vesaire ve karakter şeyleri böyle hep bir başımıza bir haller geliyor. Birileri tarafından kurtuluyoruz. O kişileri böyle artistçe konuşmaları vesaire. Tamam bakalım neler olacak. Bu bölümü burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edelim. Dying Light'a. Henüz oyun daha start vermedi bile diyebiliriz. Hala eğitim amaçlı oyun bize bir takım bir şeyler gösteriyor aslında dikkat ettiyseniz. Oyuna tam anlamıyla start vermedik. Ama artık yakınız buradan sonraki sekansımız da biraz daha free ve biraz daha hareketli olacaktır. Bu Hakon karakterini tanıyanınız var mı? Benim çok dikkatimi çekti. Sanki ilk oyunda böyle bir şey vardı, böyle biri vardı. Hakan ismini çevirmiş olabilirler büyük ihtimalle. Çünkü biliyorsunuz ilk oyunda Harran'da geçiyordu ve Harran'da bir Türk karakterler falan mevcuttu. Güya sözüm ona işte Türk şehrinde geçtiği söyleniyordu. Hatta Adana mıydı neydi yani tam hatırlamıyorum ama yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.
Oh.